Öncelikle sevgili arkadaşlarım, bugün size sansürcü anlatacağım. Önce sansürcü öğretinin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Sansürcü zamanında en az 4000 yıl öncesinde Mısır'da oynadığı dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Nil ve Çin'de Mezopotamya'da Anadolu'da oynanmaktaydı. Oyunun bugün çağını alması milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda Hindistan'da oyuna çatılanma denmesiyle başlar. Baş sağ köşe kara beyaz olmalıdır. Siyah dedi, siyah kara dedi, beyaz dedi, beyaz kara dedi. Yok atlar. Şah ile kaderin aynı anda birlikte hareket ettirip yer değiştirmesi. Şahmat. Şah tehdit altındayken hiçbir hamle yapılmaması ile oyunun bitmesi. Çoban matı. Oyunun başlarında vezirin öne sürülmesiyle yapılan erken acemi matı merdiven matı basamak şeklinde özellikle kale ve vezirle yapılan mattı. Bu dersleri satranç oyunlarının özelliklerini ve taşlarını tanıyacağız. Bu bir satranç tahtasıdır. Toplam 64 karede oluşan oyun alanıdır. Açık renkli olan kareye beyaz, mavi renkli olan kareye siyah kareler denir. Kareler üzerinde geçen bu çizgilerin oluşturduğu yola yatay denir. Satranç tahtasında 8 yatay sıra vardır. Kareler üzerinde geçen bu çizgilerin oluşturduğu yola dikey denir. Satranç tahtasında 8 dikey sütun vardır. Satranç tahtasının bir zamanı şişme taşları kararını veriyor. Öfke duyduğunu musun? Satranç tahtasında kısa boylu şişme taşları kararını veriyor. Her oyuncu başlangıçta iki kalesi vardı. Hayal başlangıç dönemde köşeye gelmişti. Arkadaşlar, her kale düz istediği kadar gidebilir ama önünde taş varken gidemez. Alt başlarına benzer taşlara alt ismi veriyor. Her oyuncu başlangıç iki atı vardı. Atı başlangıç kolunda kalede kadar yerleşti. Atlar L biçiminde gidebilirler. İnce belli nokta başı taş fil olarak bilinir. Her oyuncunun başlangıçtaki fili vardır. Filler başlangıç kolunda atlar yola yerleştirir. Fil çapraz olarak istediği kadar gidebilir ama önce taş varken gidemez. Ordu en uzun boyunca bekli bağırdığı komutan olan krala şah alıyor. Her oyuncu başlangıçta bir şah vardı. Şah başlığı uçmanında kendine zıt renkteki kare ve bir yalana gelmiş. Şah her yolu bir kare yiyebilir ama taş varken gidemez. Başına taç olan kraliçe vezir adı verilir. Her oyuncu başlangıçta bir veziri vardı. Vezir başları çukurunda kendiyle aynı renkteki kareye ve filin yanına yerleştirilir. Vezir her yöne istediği kadar gidebilir ama önünde taş varken gidemez. Ve en yarabaz taş piyon er olarak bilinir. Her oyuncu başları çukurunda piyonla başları çukurunda yer taşları öndeki karelere yerleştirilir. Piyon İlk başta iki kere gidebilir, ondan sonra bir kere gidebilir ama çapraz yer. Önde taş varken de gidemez. Başlangıç konumunda beyaz taşlar bir ve ikinci yataylara, ikinci yataylara dizilmelidir. Satranç tahtasında yatayları gösteren makamlar yoksa tahtanın sağ alt köşesi beyaz olacak şekilde taşları yerleştirilir. Enes bak.